Da hepinizi saygıyla selamlıyorum. Marmaris yanıyor. Ormanlarımız yanıyor. Fakat söylediğimiz şeylerin hepsi yerine getirildi mi? Hayır. En çok ne demiştik? Uçaklardan bahsetmiştik. Üç insanımız daha önceden hayatını kaybetti. 7000'e yakın hayvan öldü. Onlarca insan yaralandı. Binlerce dönüm tarla, bağ, bahçe yok oldu, telef oldu. 127.000 hektar alan yok oldu, yandı. Kayıp yaklaşık 2 milyar lirayı buldu. Peki Türkiye Hava Yolları'na ait, Hava Kurumu'na ait uçaklar neden bekletildi? Biz o zamanlarda bu uçaklarla ilgili isyan ettiğimizde Pakdemirli demişti ki o uçaklar kullanılmaz, hurda uçaklar denmişti. Öyle olmadığı açığa çıktı. O uçakları şimdi tamir ettiğinizi söylüyorsunuz. 4 tanesinin hazır olduğunu söylüyorsunuz. Peki biz bu çalışmalar esnasında uçaklardan bahsederken, uçaklar nerede derken, siz bize dediniz ki bu uçaklarla hiçbir şey yapılmaz dediniz. Şimdi o uçaklarla bir şey yapılabileceği ortaya çıktı. O zaman Mehmetçik'le ilgili dedik ki, Mehmetçik neden çalışmalara katılmıyor dedik. Soylu çıktı dedi ki onlar eskilerde kaldı. Artık Mehmetçik'in yangın söndürme çalışmalarına katılmasına gerek yok dedi. Dün maalesef gördük ki Marmaris'te orman yangınları varken Mehmetçik de çalışmalara katılmış. Uçak nerede, uçak nerede, uçak nerede diye haftalarca, günlerce kendi hesabımdan sordum. İnsanlar dediler ki şu kadar uçağımız hazır dedi bakanlık. O günkü bakan Pakdemirli bu kadar insanın ölmesine, bu kadar dönüm 127.000 hektarlık alanın yanmasına, bu kadar canların telef olmasından bir numaralı sorumlusudur. Hesabı sorulmayacak mı? Yani o bakan görevden gittiği zaman bu iş bitmiş mi olacak? Peki şimdiki bakan, soruyoruz. Marmaris'teki orman yangını eğer yeterli uçağa sahip olsaydık, gece görüşü olan uçaklara sahip olsaydık, bu kadar hektar alanın yanabilmesi mümkün müydü? Hala tedbirlerin yetersiz olduğu için, hala sıkıntılar devam ettiği için, hala muhalefeti dinlememekte inat ettiğiniz için, hala tedbir alamadığınız için, hala Cumhurbaşkanı'nı saraylarda uçaklarla yaşarken ormanı uçaklardan mahrum ettiğiniz için, hala gerekli kontrolleri yapmadığınız için, tedbirleri alamadığınız için Marmaris yanıyor. Ormanlar yanıyor. Yıllarca yetişen ağaçlar, içerisinde yaşayan hayvanlar yanıyor. Bu memlekete ihanet değil midir? Bunun hesabını bu iktidar gerçekten vermeyecek mi? Ne olursa olsun bu iktidarın yanında kar mı kalacak? Pakdemirli'den hesap sorulmayacak mı? Soylu'dan hesap sorulmayacak mı? Hayvanlar yanarsa yansın, bedeli kaç paraysa öderiz diyen, ormanların yerine yeni ormanlar çıkarır, çıkar diyen, büyür diyen, sorumsuz Tayyip Erdoğan'dan gerçekten hesap sorulmayacak mı? Göz göre göre Türkiye'nin değerleri yok olup gidecek ve bunun üstü örtülecek mi? Buna asla izin vermeyeceğiz. Gün gelecek Pakdemirli'den, Soylu'dan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden bu millet adına hukuk onlardan hesap soracak. Millet adına görev yapan gerçek savcılar onlardan hesap soracak. Hiç bitmeyen bir sürece girdik. Hiç bitmeyen. Gözümüzü açıyoruz. Zamlar var karşımızda. Şimdi elektriğe zam oldu %30. Benzine, mazota zam geldi %40. Ekmek. 5 lira oldu ekmek. Masumların, garibin, kurabanın çocuğuna yedirmek zorunda olduğu, yanına katık bile katamadığı ekmek 5 TL oldu. Çiftçinin suyuna %110 zam geldi.
Enflasyon uçuşa geçti. Türkiye tarihinin en yüksek enflasyonuyla Türkiye karşı karşıya. Vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor? Asgari ücreti artıralım. Asgari ücret muhakkak artsın diyoruz. Ama mesele şu. Asgari ücreti artırarak bununla baş edemezsiniz. Biz artan enflasyon oranında asgari ücretin 6.000 liranın üstünde olmasının doğru olduğunu söylüyoruz. Ama biz daha önceden 4.250 lira konuşulurken 5.000 liranın üzerinde olsun derken 4.250 lira çok büyük zam yaptık denmişti. Ne oldu zaman? Arkadaşlar, doğru bir ekonomi politikası olmazsa zamlarla insanlarımızı refaha kavuşturamayız. Ancak bir tek şey olur. Türkiye ekonomisi iflas eder. Eğer zamlara dur demezsek, eğer üretimi desteklemezsek, eğer adaleti, hukuku tesis etmezsek, eğer ekonomide Erdoğan'ın aklına değil, Cumhuriyet'in birikimleriyle yetişmiş ekonomistlerin aklına uymazsak, Türkiye iflas eder. Geri dönüşü çok zor bir yola gireriz. İnsanlarımız sadece geçici olarak yoksulluk, açlık yaşamazlar. Onlarca yıl süren sıkıntılar yaşarlar. Onun için diyoruz ki bu iktidar bitmeli. Onun için diyoruz ki Tayyip Erdoğan kesinlikle gitmeli. Ama onlar neyi tercih ediyorlar? Gerçekleri söyleyenleri susturmayı tercih ediyorlar. Onlar orman yangını var deyince ne oluyor? Biz insanları tahrik etmiş oluyoruz. Gerçekleri söyleyen gazetecilerin tutuklanması gerekiyor. Gazetecilerin hatta bununla ilgili hapis yatması gerekiyor. Basın örgütleri bugün Ulus Heykeli önünde açıklama yaptı. Neden? Susmak istemiyoruz diye. Neden? Gerçekleri yazmak istiyoruz diye. Neden? Biz zayıfın yanındayız. Zayıfı ezen güçlünün değil diye orada basın toplantısı yaptılar. Üstelik de sadece aynı görüşte olan basın mensupları orada mıydı? Hayır. Çok farklı görüşlerde olan ama aynı amaç için mücadele eden basın mensupları bir araya gelip Türkiye'ye sesini duyurmaya çalıştılar. Bu sansür yasası değil. Bu sansürden daha fazlası. Zaten arkadaşlar basın sansür altında eziliyor. Bu haberi yapan gazeteciyi susturmak. Bu haberi ortadan kaldırmak. En sıkıntılı madde 29. madde. Çekileceği söylendi, düzeltileceği söylendi. Dün genel kurulda ilgili arkadaşlarla oturduk, konuştuk, tartıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı muhalefetler doğrultusunda ve diğer milletvekilleri, muhalefet milletvekilleri arkadaşlarımızın yaptığı muhalefet doğrultusunda ayrıca haber kaynağının açıklamayan gazeteciye de ceza arttırımı vardı. Nihayet onu bir nebze durdurduk. Ama haberi yazan gazeteci suçlu. Gerçeği yazan gazeteci suçlu. Bilgiyi yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Hangi bilgiyi yayan? Marmaris ormanları yanıyor. İnsanlar telaşlandılar mı? Elbette ki telaşlanacaklar. Hatta dehşete mi düştüler? Elbette ki dehşete düşecekler. Sadece ormanların yandığı için dehşete düşmüyorlar onlar. Bu iktidarın tutarsızlığından, bu iktidarın yaptığı zaaftan, bu iktidarın yönetememesinden dehşete düşüyorlar. Peki insanlar bundan dolayı dehşete düştü diye haberin gerçekliği gün gibi ortadayken haberci gerçekten 1 yıldan 3 yıla kadar yargılanacak mı? Biz onları susturursak orman yangınları sönecek mi? Gazeteciler susarsa Türkiye'de sıkıntılar bitecek mi? İnsanlara gerçeği söyletmezseniz cinayetler bitecek mi? Bunların hiçbir tanesi bitmeyecek. Sadece görünmez olacaklar. Yani zalim zalimliğine devam edecek.
Masum bundan haberdar olmayacak. İşte bu yasa tam da böyle bir yasa. Basın özgürlüğü artık gerçekten hak olmaktan çıktı arkadaşlar. Kiminin ilan alabileceğine, kimlerin boğulabileceğine, kimlere basın kartı verilebileceğine, kimlerin çalıştırılmayacağına, kimin gazeteci, kiminse suçlu sayılacağına bir makam, bir tek ağız karar verecek. Peki bunun adı diktatörlük değil mi? Bunun adı faşizm değil mi? Bunun adı baskıcı bir yönetim değil mi? Gazetecilik kendini var eder. Ama haber mutlaka yerini, muhatabını, mecrasını bulur. Yani biz diyoruz ki her ne olursa olsun haberin peşinde koşan gazetecileri siz tutturamayacaksınız. Bütün gazeteciler hakkın ve haberin peşinde koşacak. Yani gerçeğin peşinde koşacak. Ve biz onların arkasında dimdik duracağız. Onlarla beraber yol yürüyeceğiz. Onlar gerçekleri söyleyecek, biz onları tüm insanlara duyuracağız. Bedeli gazeteci içinde, vekil içinde. Bedeli hapis mi? Hapis yatarız. Bedeli zindan mı? Zindanda oluruz. Bu cumhuriyeti biz böyle kurduk. Sizin gibilere rağmen, sizin gibi zihniyetlere rağmen biz bu cumhuriyeti böyle kurduk. İnsanları yok eden baskıcı zihniyete karşı, insanı yok sayan zihniyete karşı, insanları susturmaya çalışan zihniyete karşı biz cumhuriyeti demokrasi için, özgürlük için, hak için, adalet için kurduk. Bunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Biz savunmaya devam edeceğiz ama siz katillerle kucaklaşmaya devam ediyorsunuz. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman geliyor. Ben size bu ziyaretin olacağını 2,5 ay önce 31 Mart'ta bu kürsüden söylemiştim. Demiştim ki şimdi sıra onunla kucaklaşmakta demiştim. Bakın nasıl kucaklaşacaklar göreceksiniz. Bu resim hafızalarınızda olsun. Hemen onlar kucaklaşırken yandaşları da yanlarında nasıl da gülerek onlara bakacaklar memnuniyetle göreceksiniz. 31 Mart Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi kararının alındığı gündü. Yani kanlı pazarlığın yapıldığı gündü o gün. Buna muhalefet eden yargıç dedi ki, söz konusu davanın devri sanıklar açısından kendi davalarının yargıcı olmak sonucunu doğuracaktır dedi. Yani ne demek istedi? Katille hakim aynı adam olacaktır dedi. Katil kim? Katil burada. Hakim kim? Hakim burada. Emri veren katildir. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, biz enayi değiliz. Burası hukuk devleti. Ben burada olduğum müddetçe bu belgeleri, bu davayı devretmem demişti. Ne oldu Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüne? Ne oldu AKP Genel Başkanı Erdoğan? Yine söylediği sözün arkasında duramadı. Yargıçların tüm söylemlerine karşın, İnsanların tüm muhalefetine karşı o yüzünü kızarttı ve gidiyor bugün bu kişiyle, bu katille kucaklaşacak. Yargıç karar şerhinde ayrıca şöyle demiş. Davalar bozulan ikili ilişkilerin düzeltilmesinde diyet olarak verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir yargıç bir gerçeği daha ne kadar bu kadar çıplaklığıyla anlatabilir? Bir yargıç nasıl bu kadar gerçeği net bir şekilde ifade edebilir? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vicdan sahibi olan insanlara soruyorum. Birazcık içi acıyan, kanayan insanlara soruyorum.
Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin itibarını bu kadar ayaklar altına alan, para uğruna Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını ve saygınlığını yok eden bu kişiye ne denir? Ne denir arkadaşlar? Cemal Kaçıkçı davasında bu pazarlığa itiraz eden mahkeme başkanı ne oldu? Sürüldü. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, HSK kararıyla Kahramanmaraş hakimliğine sürüldü. Hani yasalar vardı? Hani hukuk vardı? Nimet Demir kıdemine uygun bir atama olmadığını ve mesleğini bırakmayı düşündüğünü söylemiş. Yani namuslu yargıçlar artık Türk hukukunda görev yapamaz hale gelmişler. Vicdanıyla, aklıyla, yüreğiyle iş yapan bütün hakimlere, bütün savcılara, bütün bürokratlara, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sesleniyorum. Diyorum ki sakın pes etmeyin. Sakın bırakmayın. Bu vatan kimsenin babasının malı değildir. Millet bizim milletimizdir. Sizi Cumhuriyet yetiştirdi. Cumhuriyete sahip çıkın. Vatana sahip çıkın. Milletimize sahip çıkın. Ettiğiniz yemine sahip çıkın. Biz geleceğiz. Millet iktidarı orada görev yapacak. Siz Türkiye Cumhuriyeti için doğru olanı yapmaya devam edeceksiniz. Ama buradan Adalet Bakanı'na da bir çift sözüm var. Adalet Bakanı Bozdağ, hakimler ve savcılar kararları ile konuşur demiş. Hakimler ve savcılar kararları ile konuşur. Vicdanınızın sadece hür olması yetmez. Anayasa, hukuk ve kanunla bağlı olması şarttır demiş. Peki yaşanan ne? Adalet Bakanı'na soruyorum. Bu yaşanan ne? Bu kararın altına vicdanıyla şerh düşen hakimi sürülmesine sen sebep olmadın mı? Oranın başında duran sen değil misin? Sen bu hakimlerle ilgili gerçekleri söyleyen hakimleri orada cezalandırıp saraydan yana ve sizden yana olan kişileri siz ödüllendirmediniz mi? Ben senin yerinde olsam bir dakika o koltukta oturmam. Ben senin yerinde olsam FETÖ'yle kucaklaşan cezalarla ilgili bunlar doğru değildir diyen ve geldiğin yerde hala hakim ve savcılara FETÖ taktiğiyle bu vatandan, bu milletten yana olanları değil, aynı sizin zihniyetten yana olanların arkasında duran bir bakan Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı olamaz. Yasalar mazlumlar için değil mi? Yasalar mağdurlar için değil mi? Peki Pınar'la ilgili, Pınar Gültekin'le ilgili yaşadığımız şey nedir? Haksız tahrik. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir haksız tahrik söz konusuysa Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı kadar tahrik, bu millete tahrik söz konusu olamaz. Aç ve açıkta olan insanlara dönüp de geceleyin manda yoğurdu yiyin diyen bir insan insanları tahrik etmiyor mudur? Lüks ve şatafat içerisinde yaşarken Türkiye'de aç yoktur diyen bir insan aslında insanları tahrik etmiyor mudur? Ya arkadaşlar, bir kadın bir cinayete kurban edildi. Üstelik de önceden planlandı. Üstelik de hunharca. Ve o kadın parçalarına ayrılarak paramparça edildi. Ya ne oldu Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine? Ne oldu hakimlere? Bu kararı alan insanlar hangi vicdanla bu kararı alıyorlar? Biz dün söyledik, bugün de söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir kaosa sürükleniyor. Her gün yapılan zamlarla,
her gün yapılan zulümlerle, her gün yapılan adaletsizliklerle Türkiye Cumhuriyeti bir belirsizliğe sürükleniyor. Bunun bedelini önümüzdeki yıllarda da çocuklarımız ödeyecekler. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti daha fazla tahrip edilmeden, insanlarımız daha fazla mağduriyetle karşı karşıya kalmadan bir an önce bu iktidardan kurtulmak gerekir. Biz hemen derhal seçim derken işte bunun için söylüyorduk. Adalet yok. Yasalar güçlüler için var bugünkü Türkiye'de. Güçlüler için yasalar çalışmıyor. Ormanlar yanıyor. Evlerde de yangın var. İnsanlar geçinemiyor, hayatlarına son veriyorlar. Bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. 20 yıldan beri iktidarda, saraylarda yaşayan, kendi efradı milyarlarca lirayla zenginleşen, insanların gözünün içine baka baka onları küçümseyerek, onlara her türlü hakareti layık gören tek bir sorumlu vardır. Adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O sarayından inmediği müddetçe kendi evinde yaşayan insanlar huzur içerisinde yaşayamayacaklar. Çocuklarının bir geleceği olmayacak. Çünkü o kendi geleceğini ve yandaşlarının geleceğini düşünüyor. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? Buyurun. Şöyle değerlendiriyoruz. Biz daha önce hayır oyu verdiğimizden bugünkü tezkere arasında herhangi bir fark göremedik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ama bizim verdiğimiz kararı aklımız, vicdanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı ve bir devlet adamı ciddiyetiyle baktığımızda çocuklarımız Libya'da ölsün istemiyoruz. Başkalarının savaşında annelerin yetiştirdiği evlatların yitip gitmesini istemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunu istemiyoruz. Bunu herhangi bir siyasi partiye değil, AKP iktidarına ve Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyoruz. Her siyasi parti kendi içerisinde, kendi görüşü içerisinde kararını alır. Alınan siyasi partilerin aldığı kararlara saygı duyarız. Ama biz evlatlarımızın Afganistan'da ölmesini istemiyoruz. Biz evlatlarımızın Suriye topraklarında ölmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızın birilerinin iki dudağı arasında yaptığı pazarlıklarla yok edip gitirilmesini istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Biz sınırlarımızı kendi sınırlarımız içerisinde muhafaza etmek istiyoruz. Biz başka ülkenin topraklarında bizim başka kavgalara çocuklarımızı verecek, evladımızı verecek durumumuz yok. Her yetişen evladın Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim evladımız olduğunu biliyoruz. Bizim çocuğumuz olduğunu biliyoruz. Biz elimizi kaldırırken orada vatanı için değil, Libya'daki kavga için şehit düşen çocuklar için el kaldırmak istemiyoruz. Biz Suriye'de sadece Tayyip Erdoğan'ın inadı yüzünden evlatlarımız ölmek ölsün istemiyoruz. Biz sınırımızın güvenliğini istiyoruz. Bize Süleyman Şah Türbesi'ni, toprağımızı terör örgütleriyle kaçıranlar bize akıl ve hesap veremezler. Akıl soramazlar, hesap da vermeleri gerekmez. Bizim için tek önemli şey kendi evlatlarımız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin barış içerisinde yaşamasıdır. Başka sorusu olan? Oldu. 29. maddede haber kaynağıyla ilgili onu açıklayan ceza ortadan şimdilik kaldırıldı.
Tabii 37. maddeyle ilgili taleplerimiz var. Basın kartıyla ilgili taleplerimiz var. Basın kartının böyle tek elden ve kime verileceğine bir kişinin karar veremez. Biz basın örgütleri karar versin istiyoruz. Eskiden olduğu gibi olsun istiyoruz. İktidarın istediği insanlara değil, liyakati olan insanların bu karta sahip olmasını istiyoruz. O duruyor. Devam ediyor. Akşam onunla ilgili görüşme yaptık. Hatta diğerleriyle de ilgili görüşme yaptık. Soru şu, basın mensuplarının bir haberle ilgili haberin yapan kişiye 1 yılla 3 yıl arasında bir ceza, haber kaynağını vermezse cezası 2'ye katlanır deniyordu. O 2'ye katlanır kısmı şimdi ortadan kaldırıldı. Ama biz basın yasasında hukuka aykırı olan, anayasaya aykırı olan, gazetecinin hak ve hürriyetini kısıtlayan özgür gazetecilik anlayışının önündeki tüm engellerin kaldırılması için mücadele ediyoruz. Dün akşam çok uzun süren toplantılar yaptık. Hala direniyoruz. Bugün tekrar toplanacağız. Kürsü arkasında tekrar fikirlerimizi söyleyeceğiz, görüşlerimizi söyleyeceğiz. Eğer onu her şeye rağmen genel kurula getirirlerse genel kuruldaki iç düzeye uygun haklarımızdan yararlanarak sonuna kadar da karşısında olacağız. Efendim? Evet. Başka? Biz onun tamamen kaldırılmasını istiyoruz arkadaşlar. 29. madde anayasaya, hukuka, gazetecilerin özgürlük alanına, hakkına, hukukuna bir gasptır. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. 29. maddenin külliyen ortadan kaldırılmasını istiyoruz. 29. madde orada durduğu müddetçe diğer maddelerin herhangi bir şekilde uzlaşıldığı, uzlaşılmadığı sözünü dahi etmek istemiyoruz. 29. madde bizim kırmızı çizgimizdir. Teşekkür ederim.